Hocam benim Federasyonda yani bence kadın futboluna bir gelir kazanç sağlamak için bence şöyle bir şey başlatabilir. Madem liglere sponsor bulamıyor ya da bunu yapmak istemiyor, bilmiyorum yani tam olarak içeriğini. Şöyle bir şey yapabilir. Bir sürü profesyonel futbolcu var. Bu futbolculardan vergi alabilir, vergi kesebilir ve bunu kadın futbolun gelişimine ayırabilir. Öyle değil mi? Yani olabilir. burada o zaman yani en azından bir bütçe oluşturur ve bunu da kulüplere bir dağılım yapar. O dağılımda da biz de gerçekten o yetenekli sporculara destek veririz ve onları elimizde tutabiliriz. Öyle değil mi Özge? Evet, kesinlikle. Buradan Zaten aslında başlayabilir. En kötü ihtimal buradan başlayabilir. evet, UEFA'nın kadın futbol için ayırdığı bütçe de var. Hani bunun için projeler yapılıyor aslında. Ama biraz daha hani bu tarafından baksalar, buna çevirseler çok daha güzel olur. Kesinlikle hocam, Tamam katılıyorum. ama kalıcı projeler değil. Bunlar yani çok Evet, evet. kalıcı projeler değil. Tamam mı? Bunlar böyle hani su gibi akıyor geçiyor ve elde yine bir şey yok. Yani burada esas olan şey kulüplerin güçlenmesi. Bence kulüpleri güçlendirmek gerek. Öyle değil mi? Siz ne kadar emek veriyorsunuz yıllardır işte milli takıma sporcular yetiştiriyorsunuz. Şu Evet. an liglerde yani elit ligde oynayan sporcuların çoğu sizden çıkmadır. Neden desteklenmeyesiniz ki? Yani bu kadar emeğiniz var, işte Hasan Hoca'nın bu kadar emeği var. Neden desteklenmeyesiniz? Yani Evet. neden hala böyle dilenci gibi işte ne olur bize yardım edin, işte biz şampiyonayı oynuyoruz falan diye. Neden böyle kapı kapı gezelim ki? Tamam gezelim, onu da yapalım. Yani ondan da gocunmayız ama hani bizi de federasyon gerçekten ciddiye alıp ciddi destekler vermesi gerekiyor. Bir yerden başlatması lazım. Yani kadın futbolunu parlatması lazım, cilalaması lazım, pazarlaması lazım. Biz de ona göre o kaliteyi yakalayacağımıza inanıyorum. Yani biz de bugün milli takımlarda gidip işte bir İspanya, bir Almanya karşımıza çıktığı zaman işte hazır değiliz biz bunlara demeyiz ki o zaman. Ona göre hazırlanırız. 7 yaş grubunu alırız. O kaliteyi o zaman diliminde o elit seviyeye getirme şansımız olur. Yani bunların hepsi imkanlarla oluyor. İmkanın yoksa nasıl yapabilirsin ki? Yani haklısın hocam. Bunu yine konuşacağız, hani kadın futbolu için neler yapılabilir diye. Çünkü işin içinden gelen ve ben takip ediyorum. Gerçekten birçok projeniz var ve bunları hayata geçirmeye çalışıyorsunuz. Düşünüyorsunuz neler yapabiliriz diye. Bir soru soracağım ben. Evet. Bu benim normal kendi sorum aslında. Yani kendim analiz ettim bunu. Kadın futbolunda biliyorsun, ben birinci ligi ve ikinci ligi değerlendirerek söyleyeceğim. Doğu takımları ayırt etmiyorum asla, yanlış anlaşılmasın. Bütçe olarak yani sponsorluk zaten çok zor bulunuyor. Marmara bölgesi olmamıza rağmen Doğu takımlarında baktığımız zaman bütçe olanağı yukarıda. Bir de kültürel anlamda kadın futboluna bakış belli. Ben çok takdir ediyorum o, yani destek veren insanları da. Orası ayrı bir durum da. Çok bir tezatlık var aslında. Kadın futboluna bakış yok gibi bir şey. Ama Doğu takımları ve İç Anadolu takımları, hatta Marmara bölgesi takımlarına göre daha maddi anlamda daha olanaklara daha fazla. Başarı indekslemiyorum asla. Ama maddi olanakları fazla, yani bunu bir değerlendirmeni istiyorum hocam senden. Yani şöyle olabilir mi acaba? Mesela atıyorum diyelim ki ben işte neresi diyeyim? Ağrılı bir iş adamıyım. Öyle değil mi? Ve Ağrı işte genelde ezilen bir şehir olduğunu düşünürsek hani onlara tanınmayan imkanlar işte ne bileyim hani daha eğitim seviyesi biraz daha aşağıda kalmış diyelim. Ve ben işte yeterli eğitimi almışım, gezmişim, görmüşüm ve ben isterim ki benim şehrim de görsün, yaşasın, bilsin ve yani bence oradaki iş adamları bu bakışla daha çok destekliyordur. Yani onlar kadın futbolu diye bakmıyordur. Benim insanım, benim halkım yani benim hemşehrim diye bakıyordur bence duruma. Bu yüzden destekliyordur diye düşünüyorum. Yani oranın kendi insanı destekliyordur yine. Evet, Eğer öyle öyle zaten. destekliyorsa, ekonomik gücü varsa ben de olsam ben Artvinliyim. Derim ki yani Artvin ne gerekiyorsa yaparım. Yani eğer ki ekonomik gücüm gerçekten üst seviyedeyse neden yapmayayım ki? Ya da bir Kocaeli iş adamı işte diyebilir ki Kocaeli Bayan Futbol Takımı ne gerekiyorsa ben
yapayım diye arkasında durabilir. Öyle değil mi? Hani evet. Ama batıda biraz daha biliyorsun. Hani pastanın evet. payı daha çok dağıldığı için yani yetişemiyor yani. Ama küçük yerlerde, küçük şehirlerde yani nüfusu daha az yerlerde bu daha kolay olabiliyor. Yani ben böyle evet. bakıyorum bu olaya. Yok, aynen. Çok güzel bir bakış açısı hocam. Aslında cevapladın ama diğer sorumu yine ben sorayım. Biraz daha açarak konuşuruz. Yurt dışında futbol oynadı Wolfsburg'da. Orada hani nasıl bir okul, kulüp, üniversite işbirliği, nasıl bir sistem var? Ya orada ülkenin bir sistemi var. Yani şöyle diyeyim sana, hep böyle yani saat 4'te bütün iş yerleri ve işte ya okullar kapanıyor, tamam mı? Akşam saat 7'de de aktivite ışıkları açılıyor. Yani atıyorum ben voleybol oynuyorsam, işte basket oynuyorsam, ne oynuyorsam hiç önemli değil. Oradan herkes ne yapıyorsa, hangi sporu icra ediyorsa oraya dağılıyor. Ve atıyorum saat 7'de de bütün şehrin yani aktivite ışıkları aynı anda aydınlanıyor. O kadar düzenli ki, yani hani ülke düzenli. Anlatabiliyor muyum? Bizim burada öyle bir şansımız maalesef yok. Sahaya çıkıyorsun, 10 tane saha var yan yana. Bizim burada öyle bir imkanımız yok. Yani şu an 2003 yılında ben oradaydım. 2003 yılında şu an düşün, bizim Riva milli takım tesisleri 2003 yılında her kulübün tesisi yani şeyinde, kalitesindeydi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani oradaki kadın futbolu, mesela örnek veriyorum, biz pazar günü maç oynuyoruz. Pazartesi günü havuzda koordinasyon antrenmanı yapıyoruz. Evet, bizim öyle bir olanımız var mı? Yani bizim öyle bir imkanımız var mı? Yani sahaya 5 kişilik bir ekiple sahaya çıkıyoruz. Geçen Pascal Hocam da o da burada zannedersem o da mesela söyledi. Şimdi evet, İknur Hocam bize antrenörlük yapıyor ama kadıncağız tek başına. Hani bunun nerede kondisyonörü, nerede işte yardımcı antrenörü, nerede kaleci antrenörü, hani öyle bir olanak sağlayamıyor çünkü öyle bir imkanımız yok. Yani bizim bunlara ödeyebileceğimiz bir maaşımız yok. Dediğim gibi yani kadın futbolun bir geliri yok. Evet. Saha yani tesis, en büyük tesis de şimdi gördüm, Pascal Hocam yazmış, tesis sorunu. Ya antrenman yapma olanağın bile yok. Hani orada yan yana 10 tane saha var. İşte A takımı, genç takımı, kız takımı, kız takımının genç takımı, yıldız takımı, hepsi aynı anda antrenman yapıyor. Aynı anda başlıyor antrenmanı. Ve hepsinin, Hocam, her sahanın kendi ekibi var. Yani her sahanın kendi ekibi evet. var. Bir kondisyoneri var, işte ne bileyim teknik direktörü evet. var, antrenörü var, yardımcısı var. Var da var. Hani şimdi o olanaklarla biz burada ya savaşıyoruz, yani kadın futbolu var olsun diye savaşıyoruz. Ama burada ben kadın futbolculara da kızıyorum çünkü yaptıkları işte sahip çıkmıyorlar. Evet. Yani gerçekten sahiplenmiyorlar. Bence sahiplenirlerse, gerçek anlamda sahiplenirlerse, masaya vururlarsa, kardeşim biz burada evet bir iş icra ediyoruz, biz de istiyoruz hakkımızı derlerse, bence daha farklı boyut alabilir yani bu kadın futbolu. Ve buradan işte birincilikte futbol oynuyorsunuz bak, yani siz şu an birinciliktesiniz. Futbolcular ne alıyor? Ne maaş alıyor? Biz hiç maaş vermiyoruz tabii hocam. Yani diyelim ki şampiyon oldunuz, Şampiyonlar Ligi'ne gittiniz. Siz profesyonel bir seviyeye çıktınız. Şimdi Evet. karşınıza çıkacak, tamam mı, Wolfsburg gibi bir takım, sen bu takımı yenmeye çalışacaksın. Komik bir durum oluyor. Yani akıl, ya mantık dışı, akıl almaz. Anlatabiliyor muyum? Yani o seviyedeki oyuncuyla sen nasıl karşılaşabilirsin? Yani o bir kere temelin yok, o altyapın yok, o antrenman metotlarını yememişsin. Şimdi ben oraya ilk gittiğimde bana şey sordu bak. Kaç maç oynadın değil. Kaç antrenman yaptın yılda? Evet. Anlatabiliyor muyum? Kaç antrenman yaptın? Ben ona bakıyorum. Kaç antrenman sayın var diyor. Yani kaç maç oynadın demiyor. Burada çocuk antrenmana bir gün geliyor, bir gün gelemiyor, başka bir şey oluyor, yok okulu oluyor, işte yok efendim sınavı oluyor. Yani hep bir problem, hep bir şey var. Yani birine katılıyorsa öbürüne katılamıyor. Ama her gün sen aynı antrenmanı yapmıyorsun. Öyle değil mi? Evet. Hocamız Birine yazmış. katılıyor. Evet. Aynen, demiş ki hobi olarak değil de
iş olarak. Ama şöyle bir durum da var. Yani burada oynayan büyük yaştaki oyuncularımız bile atıyorum işten çıkıyorlar, öyle idmana geliyorlar. Bu da şartlardan biraz da kaynaklı. Dedim ya, yani profesyonel değil. Profesyonel olursa tamam mı? Buradaki futbola başlayan 7 yaşındaki çocuk bile hayalini kurabilir. Yani önünü görebilir. Şu an hiçbir sporcu önünü göremiyor ki. Tabii ki de çocuk alternatif bir iş düşünecek. Yani işte çoğu zaten futbol sayesinde, bakın bunu yani tırnak içinde belirteyim, futbol sayesinde beden eğitimi öğretmeni olmuştur. Teşekkür etmeleri gerekir futbola da. Evet. Öyle değil mi? Peki Yani futbol öyle. sayesinde. Evet, aynen öyle hocam. Hocam, Dolayısıyla ya bu sorun. bir insanların da, tamam mı, buna sahip çıkması gerekiyor. Evet, ben bunun sayesinde buraya geldim, tamam mı? Ve benden sonra gelecek olan arkadaşlara da ciddi anlamda güç ve destek vermem lazım deyip sahip çıkması lazım. Biraz diş göstermesi lazım. Yani herkes şöyle bakıyor işte, ya gideyim işte antrenman yapayım işte. Bu değil ama işte olay bu değil. Eğer var Değil. olmak istiyorsak, eğer biz burada gerçekten profesyonelce bu işi sergiliyorsak, zaman harcıyorsak, emek veriyorsak bunun karşılığını istemeliyiz. Evet. Ne yaptan yazmış yine. Ya hocam, peki sen bunca zorluklara rağmen kadın futbolundan neden vazgeçmedin? Ya yani bu da gelen bir soru arasında, sorar mısınız diye ricada bulun arkadaşım. Evet. Neden futboldan vazgeçmedin? Bir kere ben spora aşığım. Futbol ikinci sırada geliyor. Ben spora aşığım. Sporu da çok seviyorum. Futbola yani ayrı bir sevgim, ayrı bir ilgim var. Futbolsuz yapabilir miyim? Yaparım. Yani bugün futbolu bıraksam başka bir spora yönelirim diye düşünüyorum. Yani her şey futbol değil. Ama kadın futbolunu ben çok zorluklarla buralara geldim. Yani zor imkan şartlarla buralara kadar gelebildim. Ve ben isterim ki bir sürü kız çocuğu var benim gibi spor yapmak isteyen. Bak, futbol demeyeyim, spor yapmak isteyen. Ama benim futbola biraz daha herhalde meylim vardı. O da şeyden kaynaklanıyor olabilir. Özür dilerim. Erkek çocuklarıyla fazla vakit geçirmekten kaynaklanıyor olabilir. Genelde Dolayısıyla zaten ben de okul kızlar çocuklarından, futbola böyle evet, başlıyor. çocukların bir kapı olsun istiyorum bu. Yani gelecekte inanıyorum ki gerçekten kadın futbolu hak ettiği yeri alacaktır. Onun inancı içerisindeyim. Dolayısıyla gerçekten inanılmaz yetenekli çocuklar var. Bizim altyapıda da sizlerde de görüyorum, karşılaşıyoruz. Onları kaybetmek istemiyorum. Yani hani bugün diyorum ki tamam ben bırakıyorum falan, ama onları görünce ya nasıl yapayım falan oluyorum yani. Evet. Bu hepimizin başına geliyor galiba. Hocam peki. Evet, bazen gerçekten çok yoruluyorum. Yani hani yetmediğimi düşünüyorum. Tamam, artık bu sene son, bırakıyorum diyorum. Ama şöyle geriye dönüp bir baktığım zaman ya ben bunların hayallerini nasıl yıkarım ki diyorum. Yani gerçekten bu da vicdan azabı oluyor. Yapamıyorsunuz yani işte. Devam ediyorsunuz. Evet. Şeye de değinmişler, federasyona da değinmiş biri. Kadın futbolundaki bütçeyi biliyorsun hocam, bu yıllardır değişmiyor. Çok düşük bir Evet. bütçe, hani konaklama. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Niye değişmiyor? Ya geçenlerde biriyle paylaştım bunu da, şey dedim işte hani ya dedim biz şimdi deplasmana gidiyoruz. İşte otel tutacağız. İşte konaklama yapacağız. 22 kişilik. Bana 1.500 TL'lik bir otel rezervasyonu yapar mısın diye. Hocam dalga mı geçiyorsun dedi. Ya nasıl yapayım dedi. Yani 2 kişi mi kalacaksınız diye. Yani hani biz 22 kişi kalacağız, düşün. Evet. Yani gerçekten komik rakamlar bunlar. Hani ben hani federasyonun bizimle dalga geçtiğini falan da düşünüyorum çok zaman. Gerçekten komik rakamlar. Bunu bal ligine yapabilir. Profesyonel ligine yapsın. Yani onlar yapsın. Onlar yapabiliyorsa, onlar bu işi bu Evet. şekilde götürebiliyorsa ben de götüreceğim. Söz veriyorum. Ya zaten götürüyoruz da hani hiç cümle adını bile anmayacağım yani bu olayın. Ama hakikaten yani çok saçma buluyorum. Yani yanlış Evet. buluyorum ya. Biz kız çocuklarıyız bir de. Yani zaten sayımız belli. Öyle değil mi? Evet. Erkek futbolcu sayısına bak, işte kadın futbolcu sayısına bak. Sayımız belli. Yani